Hepinize merhaba canlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir tepki videosuyla karşınızdayım. Bugünkü tepki vereceğimiz grup Blackpink. Blackpink'in How You Like That isimli şarkısına tepki veriyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz BTS tepkisinde de söylemiştim. Belli bir izlenme ve beğeni gelirse yeni bir K-pop tepkisi çekebiliriz demiştim. Ve geldi. Bunun üzerine ben de sözümde duruyorum ve Blackpink How You Like That şarkısına tepkimi vereceğim. Daha önce duymuş olduğum bir şarkı ama çok fazla aşina değilim. Klibini hiç izlemedim. Bugün hem klibini yorumlayacağız hem şarkıyı yorumlayacağız. Eğer siz de beğenirseniz, yani bu tepki videolarında beğeniyorsanız lütfen siz de benim tepki vermemi istediğiniz sanatçıları yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Haydi videomuza geçelim. Bu arada durduruyorum çünkü ilk verse şarkıya girildi. Artık bu arada isimlerini bilmiyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Zamanla tanıyacağız artık kendilerini. Böyle karlı ya da soğuk bir ortam yaratılmış sanki. Şarkının şu anda söyleyen kişi de İngilizce söylemiyor. Korece söylüyor sanıyorum. Ve ilk giriş özellikle piramitte çıkar gibi bir gösteren bir piramit, sanki bir piramidin içi gibi görünmüş dekor. Bakalım daha neler göreceğiz. Nakarat girdi. Zaten nakarat çekti şu anda her şeyi. Yani o kadar güzel bir nakarat oluşmuş ki gerçekten mükemmel olmuş. Yani baktığınız zaman pop şarkılarına daha çok aslında pop olmaktan da çıktı şarkılar farkındaysanız. Bazı şarkılar var. Mesela Europop diye nitelendirilen bir müzik türü diyelim. Nasıl trap var, rap'in farklı bir versiyonu gibi. Bence artık bu iş pop'un üstünde bir iş. Yani pop, bence pop diyerek bu şarkıları biraz daha sanki böyle basitleştiriyoruz gibi geliyor bana. O yüzden bence pop'un üstünde bir iş. Yani nakaratı zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Nakaratı şimdi tekrar dinleyeceğiz. Başa alacağım nakaratı. Nakarata girişe, beat'in gelişine dikkat edin lütfen. Çok basit bir beat geliyor. Stabil bir şekilde gelen beat bir anda nasıl havaya çıkıyor? Buyurun hep beraber görelim. İşte dediğim yer burası arkadaşlar. Beat düzgün bir şekilde gelirken, daha sakin, daha dramatik gelirken bir anda şarkı hareketleniyor ve tavana çıkıyor. Arkadaşlar, müzik zekasıdır bu. Yani bu müzik mühendisliği. Şimdi bu tür gruplara baktığınız zaman, Kore pop gruplarına, yani K-pop gruplarına baktığımız zaman şöyle bir gerçek var. Kim ne derse desin, altyapıları muazzam hazırlanıyor. Koreografiler muazzam hazırlanıyor. Onun haricinde video kliplerde ve canlıda da olmak üzere dekor kısmı mükemmel hazırlanıyor. Yani o kadar güzel yapıyorlar ki işlerini, o kadar titiz, o kadar özenli yapıyorlar ki şarkıyı ister istemez beğeniyorsunuz. Şarkıyı beğenmesen dansları beğeniyorsun. Dansları beğenmesen dekoru beğeniyorsun. Dekoru beğenmesen beat'i beğeniyorsun. Altyapıyı beğeniyorsun. Yani mükemmel bir işçilik var. Son derece başarılı buluyorum. Devam edelim. Honey.
Duyuyor musunuz? Bir Mısır ezgileri böyle, bir Orta Doğu ezgisi şarkıya. Ben size zaten hani böyle bir piramit falan demiştim başta. Ve şarkının bu partında bu hanımefendi tanımıyorum. Dediğim gibi ismini bilmiyorum. Lütfen yazarsanız sevinirim. Tanıtırsanız da. Bir Mısır ezgileriyle bir trap kısmına geçti şarkı. Yani o dramatik halden çıktı, yükseldi ve trap olarak devam ediyor şu anda. Bakalım daha nereye gelecek? Çok merak ediyorum. Evet, tekrar aşağı düştü. Çünkü trap kısmı bitti ve şu anda daha slow, daha duygusal kısma geçildi. Çok iyi ilerliyor şarkı. Tekrar çıktı. Çok beğendim. Trap kısmını söyleyen hanımefendiyi gerçekten çok beğendim. Arkadaşlar bakın, az önce hani size bir müzik mühendisliğinden bahsettim. Müzik mühendisliğinin yanı sıra bu grup oluşturulurken o kadar güzel yapılmış ki, BTS'te de bu vardı. Şimdi herkes her tarzı söyleyemez. Yani herkesin sesine, herkesin duruşuna her tarz müzik yakışmaz. Yani rap söyleyen kişi pop söyleyemeyebilir. Ki genelde söylemez. Pop söyleyen rock söylemez. Ya çünkü o ses her şeye gitmez. Giden çok nadir insanlar vardır, yok değildir ama dediğim gibi nadirdir bu. Bu arkadaşlarımızda da o kadar güzel dizayn edilmiş ki rap kısmına girdiği zaman o hanımefendi giriyor tek başına, güzel bir şekilde flow'unu atıyor, rapini yapıyor, şarkıya bir renk katıyor. Ondan sonra çekiliyor ve bir anda nakarat vuruyor ya da o bir anda aşağı düşüp slow'dan bu sefer sesi daha naif, yumuşak, soft sesli bir bayan devam ediyor, bir hanımefendi devam ediyor ve şarkıyı daha böyle duygusal ve naif bir yere kadar götürüyor. Çok güzel işlenmiş şarkı. İşte müzik mühendisliği budur arkadaşlar. O yüzden bu insanlar dünya tarafından dinleniyor. Çünkü kulağa her kesimin, her müzik sevenin kulağına hitap ediyorlar. Bir şarkıda. Buyurun örneğin. Yalnız şunu dikkat ettim. BTS'de dans ağırlıklıyken bu şarkıda çok fazla dans görmedim. İleride görecek miyim bilmiyorum. Genelde bu tür Kore'de çıkmış grupların dansları meşhur genelde. Bakalım burada bir dans göreceğiz mi? Gördük. Bundan bahsediyordum arkadaşlar. İşte dans, topluca yapılan bir dans. Güzel bir koreografi ve muhteşem senkronizasyon. İşte yine beni şaşırtmadı. Yine Koreli bir grup ve yine ben şaşırmıyorum. Çünkü artık ne çıkabileceğini biliyoruz ya. Bu iş belli ediyor kendini. Başından sonuna kadar. Yani Truva, Atı gördük. Yani koreografi var, arkada bir dekor var, devamlı değişen bir dekor var, akan bir müzik var. Bu akan müziğin içerisinde dansların ve söylemlerin değiştiği, beat'in de yeri geldiğinde değiştiği muazzam bir parça. Çok mükemmel buldum ya. Gerçekten çok sevdim, çok beğendim. Özellikle o son bölümdeki şarkının nakarattan belli cümleleri kesmesi, şarkının ismine devamlı atıfta bulunması, How You Like That kısmının alınması sadece gerçekten çok güzel olmuş.
Ben çok beğendim arkadaşlar şarkıyı. Yani bir şeyleri çalışınca başarıyorlar. Ve baktığınız zaman yaşlarının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum bu arkadaşların. Bazen bakıyorsunuz ki bizim ülkemizde de var, kendine star diyen insanların şu performansın çeyreğine çıkamadığını görüyoruz. Bunlar üzüyor tabii. Keşke bizim ülkemizden de böyle güzel gruplar çıksa. Yani baktığınız zaman kıyafetleri, kendi yaşlarına uygun genç, spor, aynı zamanda dans edebilen kıyafet seçimi mükemmel bir seçim olmuş. Biz de biliyorsunuz 18 yaşına çıkan kıza da böyle bir Türk sanat musikisi icra eden insanlar gibi giyindiriyoruz. 18 yaşındakini 40 yaşında göstermeye çalışıyoruz maalesef. Oysa ki çok başarılı kıyafet, dekor, altyapı ve koreografi seçimiyle görüyorsunuz dünya çapında bir iş çıkıyor ortaya. Ben tebrik ediyorum. Dediğim gibi ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir, siz de eğlenmişsinizdir. Evet, bugünü bu kadar olsun. Daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorum kısmına tepki vermemi istediğiniz sanatçıları yazıp yorumlayabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bu tür şarkılara, sizin yazdığınız, sizin önerdiğiniz şarkılara tepki vermeye gayret edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.